Merhaba arkadaşlar, hemşire deneyim paylaşımcısına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte mekanik ventilatör takibini konuşacağız. Tabii hemşirelik açısından. Daha önceki videoda kurulumunu anlatmıştık. Yukarıya kart olarak eklerim onu. O videoya bazı yorumlar gelmişti. Kurulum bizim işimiz değil, hekim işi, zaten döner sermaye vesaire bilmem ne. Şöyle bir şey var, o arkadaşım muhtemelen üniversite hastanesinde çalışıyor ve ventilatörü kuracak, takip edecek bir sürü asistan var. Ama normalde devlet hastanelerinde, klasik devlet hastanelerinde ya da diğer özel hastanelerde çalıştığınızda, üniversite hastanesi değilse, hekimle hastayı entübe ediyorsunuz, belli işlemleri yapıyorsunuz, daha sonra o hastanın takibi size kalıyor. Hastayla baş başa siz kalıyorsunuz. Bu yüzden bazı konularda uyanık olmak gerekiyor. Hastaya faydalı olabilmek adına, yani gerçekten hastanın sizden bir fayda görmesini istiyorsanız, hastaya ne cihaz takıldıysa onu iyi kötü takip edebiliyor olmanız lazım. Ki hekim işi olsa bile bazen hekim yanınızda olmayabilir. Bazı durumları önceden görüp alarm olmanız gerekiyor. Onun için mekanik ventilatör takibi önemli. Neyse, daha fazla boş yapmayı bırakıp şimdi konumuza geri dönelim. Nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Bir soluk oluşturacağız. O soluğun fizyolojisini burada rakamlara dökeceğiz. Şuradaki ventilatör grafiği neyse bir soluğun grafiğini burada göreceğiz. Daha sonra bu grafiği sayısal değerlere dökeceğiz. Buradaki mod ayarlarına bakacağız. Bu bir soluğu, iki soluk, üç soluk yapıp bazı modlar oluşturacağız. Bu ne işinize yarayacak? Şöyle ki, mekanik ventilatör çok uzun bir konu. Onlarca makale var, üzerine konuşulmuş vesaire vesaire. Ama burada takibi öğrenmeye nereden başlayacağınızda kısa bir ipucu, yol gösterici bilgi olacak. Tabii videoyu izledikten sonra mutlaka araştırma yapın. Çünkü bilim değişebilen bir şeydir. Benim seneler önce okuduğum bir bilgi değişmiştir ya da bu videoyu 5 yıl sonra izliyorsanız değişebilir. Ama şu temel değerlerin çok fazla değişeceğini düşünmüyorum. Yine de araştırma yapın video daha sonra. Gelelim soluk konusuna. Şimdi normal atmosfer basıncında, tamamen deniz seviyesinde olduğumuzu düşünelim, sıfır atmosfer basıncında, bütün nefesimizi verdiğimizde bile akciğerlerimiz açık kalacaktır. Alveoller açık kalacaktır. Neden? Gaz değişimi olması için. Eğer bütün solunumu verdiğimde alveoller büzüşürse, birbirine yapışırsa doğru solunum olmayacaktır. Peki biz buna ne diyoruz? PIP. Pozitif and expirium pressure. Yani expirium sonunda oluşan pozitif basınç. Sıfır atmosfer basıncında olduğu zaman pozitif bir basınçtan söz etmek mümkün değil. Ama biz terapide mutlaka sıfır atmosfer basıncından daha fazla, 5 pip, 10 pip hastanın durumuna göre hekim pip ayarlıyor. Pip ne? Hemen gelelim grafiğe. Bütün nefesimi verdim. Şu an nefesimi veriyorum. Nefesimi verirken, diyelim ki cihaz bana bağlı. Nefesimi verirken bile cihaz bana bir basınç uyguluyor. Hemen burada basınç grafiğini de çizelim. 5 pip ile hastayı terapi ediyorum diyelim. Şu an expirium'dayız. Expirium ne kadar sürsün? 2 saniye. Daha sonrasında hastaya bir soluk vereceğiz. Soluğu nasıl vereceğiz? Pozitif basınçla. Eskiden negatif basınçtı. O tank ventilatör dediğimiz ventilatörler vardı. Ama artık kullanılmıyorlar. Günümüzde %99 sıklıkla pozitif basınçlı ventilatörler kullanılıyor. Bir tane pozitif basınç vereceğim ve bir soluk oluşturacağım. Peki bu pozitif basıncı nasıl veriyoruz? Siz burada görüyorsunuz. Direkt böyle küt diye veriyor olarak görüyorsunuz. Ama öyle değil. Eğer buradan küt diye dikey açıyla bir basınç verirse solunumun şu olur. Bu solunum da hiç sağlıklı bir solunum değil. Bunun için rampa değeri dediğimiz bir değer var. Bakın burası pip. Burayı karıştırmayın. Şurası şöyle pip. Yani expirium sonunda verilen pozitif basınç. Hasta nefes verirken dahi 5 atmosfer basıncında basınç uyguluyoruz. Daha sonra bu hastaya bir ivmelenmeyle şöyle 15 atmosfer basıncına kadar bir soluk verelim. Ve bu soluk da ortalama 1 saniye sürsün. Şurada şu ivmelenmeye verdiğimiz isim rampa. T rampa. Yani rampa süresi olarak bilinir. T ramp. Bu sıklıkla 0.20 saniye olarak ayarlanıyor hekimler tarafından. Ama dediğim gibi hekimin terapiye bakış açısı ya da hastaya bakış açısına göre, tedavi uygulama şekline göre bu değişebilir. 0.20 saniyede ivmelendirerek 15 atmosfer basıncında bir basınç veriyorum hastanın akciğerine. Bu ne kadar sürüyor? 1 saniye sürüyor. 1 saniyenin sonunda tekrar basıncı bırakıyorum 5 atmosfer basıncına.
Daha sonra yeniden 2 saniye ekspürüm atmasına izin veriyorum. Burada bizim verdiğimiz basınca ise PASB. Hemen şurada yanına yazayım. Şuradan çıkartayım okuda. Karışırsa eğer videoda böyle geri geri sarıp sarıp izlersiniz. Çünkü videoda anlatmak kolay değil. Birebir de olsa çok daha kolay anlatırdım. Pipi ne kadar tutmuştuk? 5 tutmuştuk. ASB'yi ne kadar tuttuk? 15. Peki 15 atmosfer basıncıyla bana bir soluk verdik. Ben ne kadar, kaç mililitre hava solurum? İşte bu soru hastaya göre değişiyor. Bana verirsin ben 700 solurum, başkasına verirsin 1200 solur, bazı hastaya verirsin hiç soluyamaz. Neden? Çünkü akciğer enfektedir, 200 lira volüm alır ya da tıkanmıştır, tıkaç vardır, sekresyon vardır, bir şeyler olmuştur, soluyamaz. Burada belirlememiz gereken üçüncü bir değer de tidal volüm. Tidal volüm nedir? Yani hastanın bir defada soluduğu hava miktarı, hava hacmi. Diyelim ki burada 500'de tidal hedefleyelim. Şu an bu grafikte onu göremeyiz. O 500'ün litre tidal volümü göremeyiz. Neden? Çünkü bu basınç zaman grafiği. Şurada akış zaman grafiği var. Birazdan göstereceğim onu. Ancak orada görebilirsiniz. Basınç zaman grafiğinde PASB'yi öğrendik. Nedir? İnspirümü yaptırırken verdiğimiz hava yolu basıncı. Pipi öğrendik. Ekspiryumun sonunda, yani hasta nefes verirken bile uyguladığı ventilatörün basınç. Bunu neden veriyor? Alveoller tamamen kapanmasın diye. Bazen bunu hocaların arttırdığı oluyor ciddi seviyelere. Neden? Çünkü gaz değişimine izin vermek için. Peki burada dikkat ettiğiniz bir şey var mı? 2 saniyede ekspiryum yapıyoruz. 1 saniyede inspiryum yapıyoruz. Bu ne? Bu bizim için ne? İnspiryum, ekspiryum oranı. Normal sağlıklı bir insanın inspiryumu, ekspiryumu 1'e 2 oranında olmalı. Yani 3 saniyede nefes alıyorsanız 6 saniyede vermeniz gerekiyor. 2 saniyede nefes alıyorsanız 4 saniyede vermeniz gerekiyor. Yeni doğan çocuklara dikkat edin. Solunum fizyolojisi böyledir. Onlar doğru solunumu sürekli olarak yaparlar. Daha sonradan biz farklı alışkanlıklarla solunumumuzu bozuyoruz. Üçüncü bir şey de öğrendik. İnspiryum, ekspiryum oranı. Buna nerede dikkat edeceğiz? Frekans. Şimdi eğer hastaya 12 frekans ayarladıysanız, 2 saniye inspiryum sürsün istiyorsanız, 4 saniyede ekspiryum sürsün istiyorsanız toplam 10 frekans ayarlayalım. Frekans nedir? 1 dakikada, yani 1 dakikada hastanın soluk alıp verişindeki siklustan kaç tane yapıyor? Kaç tane nefes alıp veriyor? 10 frekans ayarlayalım bu hastaya şurada. Frekansı da 10. 10 kez soluk alıp verecek. 2 saniyede versin, 4 saniyede alsın. Toplam 6 saniye oldu değil mi? 60'a böldüğümüzde 10 ediyor zaten. 10 frekansı veriyor. Ve inspiryum 2 oluyorsa ekspiryum 4 olacak. Mutlaka 2 katı olacak. Bu ne zaman değişir? Sıklıkla çocuklarda, yetişkinlerde ise hekimin tedavi protokolüne göre değişir. Burada kan gazı aldığınız hastadan frekansını değiştirdiniz. Ya da hekim değiştirdi. İlk bakacağınız şey inspiryum, ekspiryum oranı olmalı. Niye? Sen 14 frekans yaptığında inspiryum, ekspiryum oranı çoğunlukla cihazlarda ayarlarken inspiryum süresini ayarlayarak IE oranını belirliyorsun. Frekansı değiştirdiğinde, 14 frekans yaptığında sen hala inspiryum süresini 2 saniye tutarsan IE bozulacaktır. Bu yüzden takip aşamasında mutlaka frekans değişiyorsa inspiryum, ekspiryum oranına dikkat ediyoruz. Şimdi bir mod oluşturduk sizinle. Bu modda neler var? Hastanın bir solukta alacağı total mililitreyi belirledik. Daha sonra ekspiryumun sonunda dahi ventilatör uygulayacağı basıncı belirledik. Ve hastaya 500 tidal alıncaya kadar vereceği basıncı belirledik. Burada şöyle bir detay var. Eğer 500 tidal komutunu veriyorsanız bu volüm kontrollü bir moda dönüyor. 15 basıncın üstüne de çıkabiliyor. Şurada diyelim ki tüp tıkandı. Tüpü tıkadık. Ne yapacağız? Sekresyon tüpü tıkadı. Ventilatör 500 tidal volümü veremediği için şurada 50'ye kadar çıkıyor. Şunu sileyim. Yeniden. 50 atmosfer basıncına kadar çıkıyor. Ama yine de 400 tidalı veremiyor. Buraya ne diyoruz? Pik. Tepe basıncı. Şu da bir pik aslında. Ventilatörün
maksimumla yaptığı, bu 500 TL vermek için maksimumla yaptığı basınca pik, tepe basıncı diyoruz. 50 pik basıncı olmuş burada. Ventilatörde gördük. Nasıl? Mesela şu an şuraya yaklaşırız muhtemelen montajda. Şurada görüyorsunuz. Pip var. Pip sürekli olarak veriyor. Üstüne AC de veriyor. Balon rahat olduğu için solutuyor. Hemen bunu tıklayacağız. Tıkadık. Birazdan bu ayarladığın 560 TDA volümü verebilmek için basıncı şak diye yükseltecek. Niye? Çünkü bu volüm kontrollü bir mod. Her ne olursa olsun o 500 TDA volümü ver diyorum. Şu an apne gösteriyor ve yavaş yavaş yükseltmeye başladı. Bakın 50 milibar basınca kadar gidiyor. Burada neyi düşüneceğiz? Eğer bu tepe basınçlar artmışsa düşünmemiz gereken şey şu. Eğer bunu aralıklı olarak yapıp bırakıyorsa hasta uyanıyor mu? Ventilatörle hasta çakışıyor mu? Buna bakacağız. Aralardaki hastanın girdiği solunumlara bakarak da hastanın ventilatörle çakışıp çakışmadığını, uyanıp uyanmadığını gözlemleyebiliriz. Ama bu sürekli olarak tepe basıncı yüksek seyrediyorsa hastanın sekresyonu mu var? Tüp mü tıkandı? Hastanın akciğerinde ekstra bir olay mı gelişti? Kanadı mı, enfeksiyonu mu arttı, ne oldu, bir şeyler mi oldu ona bakacağız. Ama hemşire olarak bizim ilk bakmamız gereken şey hasta tıkanıyor mu? Hastanın sekresyonunda kurup vardır, tüpü tıkar öyle küt diye ventilatör öter görmezsiniz, Allah rahmet eylesin. Hastayla baş başa kaldığınızda yani demeyin ki ya bu hekim işi vesaire bilmem ne, hastayı takip etmek her açıdan hemşire işidir, bu nettir. O yüzden bu grafikte şu anlattığım değerleri bir ventilatörün başına geçip öğrenmeye çalışırsanız sizin faydanız olacaktır. Mümkün olduğunca minimal basite indirgemeye çalışarak anlatıyorum. Umarım dilim dönüyordur. Tepe basıncında anlattıktan sonra size başka ne anlatabilirim? FiO2. Peki bu verdiğimiz havada oksijen miktarı ne kadar olacak? Esas en önemli soru bu. Genellikle ortalama normal soluduğumuz havada oksijen miktarı %21. Geriye kalan diğer gazlardan oluşuyor. Burada kontrol edebildiğimiz bir diğer şey ise hastanın eğer oksijene ihtiyacı varsa ki ventilatöre bağlanan bir hastanın ya hipoksemisi vardır ya hipoksisi vardır. Yani bir şeyler yoluna gitmiyordur. Mutlaka oksijene ya da gaz değişimine ihtiyacı vardır. Onun için normal havada soluduğumuz FiO2 %21. Oksijen oranı %21. Geriye kalan diğer gazlar. Burada onu da arttırabiliyoruz. Mesela şu an %50 FiO2 ayarladım. Verdiğim gazın yarısı hava, yarısı oksijen. Böyle farklı farklı tuttum ama ikisinden ayrı gaz gidiyor anlaşılmasın. Daha önce videoda bahsetmiştim. Burası inspirium line'ıdır. Burası expirium line'ıdır. Hepsi bundan gidiyor. Bundan dönüyor. Diğerinden dönüyor. Tutamadım. Şimdi bir soluğun fizyolojisi böyle. Bu bir soluğu uzatıp isterseniz bununla size bir mod oluşturalım. Hatta şu an oluşturduğumuz mod, eğer bu modda hastanın soluk vermesine izin vermiyorsam, hastanın kendi solunumunu desteklemeye izin vermiyorsam, aralıklı zorunlu ventilasyondur bunun adı. Ya da volüm kontrollü ventilasyon da diyebiliriz. Volümün yanına niye basınç ekliyoruz? Eğer hasta mesela 10 atmosfer basıncında da olsa o 500 TL alacak ama o basıncı koruyoruz ki hastanın akciğerine belli bir basınç uygulamak istiyoruz terapi amaçlı. Hekimler bunu istiyorlar, ona göre basınçlar ayarlıyorlar. O basıncı da niçin ayarlıyorlar? Eğer bir sonraki mod, gelecek olan mod, intermittent mandatory ventilation yani aralıklı zorunlu ventilasyon yanına bir tane de support destek eklersek hastanın kendi aldığı solukları. Şurada devam ettirelim. Şu 50 piki geçelim. Hasta şurada kendisi bir soluk almaya çalışsın ve bu soluğu hasta kendisi solumaya çalıştığında biz diyoruz ki burada 15 atmosfer basıncıyla destekle. Eğer support destekli olursa. Bu böyle bir mod. Volüm kontrollü olabilir. Ya da şuradan tamamen volümü sileriz. Deriz ki ya biz volüm hedeflemeyelim. Yalnızca basınç verelim. Bu da farklı bir terapi tekniğidir. Ama hekimler sıklıkla volüm kontrollü modu tercih ediyorlar. Çünkü volüm garanti biraz daha risksiz, güzel bir terapi yöntemi. Orası hekimlerin bileceği iş. Neden bunu seçiyorlar çok bilmiyorum ama bence volüm kontrollü mod da güvenli aslında. Peki ama farklı tedavi protokollerinde yine basınç kontrollü ya da
akış kontrollü modlar gerçekleşebiliyor. Ama klinikte sıklıkla kullandığımız modlar volüm kontrollü modlar oluyor. Bunun dışında bir de mekanik ventilatörü ne için kullanacaksınız? Hani o maskeye bağlı hastalar var ya. O maskeye bağlı hastalarda hastanın gerçekten kendi solunumu var ve o hastayı desteklemeniz gerekiyor. Bu hastayı desteklerken neyi belirleyeceksiniz? Hasta kendi frekansını kendi belirleyecek. Kaç kez nefes alacağını hasta biliyor. Yalnız onun bir soluğuna biraz destek olmak gerekiyor. Nasıl destek olacağız? Eksperimin sonunda bir pip vereceğiz. Kaç vereceğimizi kendimiz belirleyeceğiz. Bir de hasta nefes alırken ona destek olacak bir atmosfer basıncında hava yolu basıncı belirleyeceğiz. 15 ASB belirledik. Bunun yanında FiO 2'sini belirleyeceğiz. Buna ek olarak da tetik mekanizmaları var. Hasta ne kadar hava çekerse bu solunum desteklensin, onu belirleyebiliyoruz. Yani bu da ne mod oluyor? Continue, yani sürekli hava yolu basıncı oluyor. Sürekli hava yolu basıncı da nedir? İşte eksperimde ne kadar basınç uygulayacağını belirlediniz PIP. Daha sonra inspirimde ne kadar basınç alacağını belirlediniz ASV. Bir de FiO2'yi belirlediniz. Ama geriye kalan hastada kaç kez solacak, ne solacak vesaire bunlar hastada. Tabi bunu yaparken hasta sedasyon altındaysa ya da hasta çok yorulmuşsa nefes almayı kesebilir. Çünkü frekansını dakikada kaç kez soluyacağını siz belirlemediniz. Hasta nefes almayı keserse apneye girip solunum arresine girebilir. Çünkü CPAP yalnızca bir destek modudur. Bu modların sonu gelmez. Çok çeşitli ventilasyon modları var. En primitifinden, ilkelinden, bugün geliştirilmiş daha komplike modlar var. Hatta bazı ventilatörleri ekipmanları bağladıktan sonra beyin sinyallerine göre hastayla birlikte solutturan ventilatörler var. Çok komplike modlar, çok basit modlar, bir sürü mod var. Temel olarak sizin öğrenmeye başlayacağınız yer şuradaki solunum fizyolojisi ve bu solunum fizyolojisinin şuradaki değerleri. Bunları öğrenmeye başladığınızda artık takip ede yavaş yavaş geçeceksinizdir. Şimdi tahtayı kaldırıp gelelim ventilatöre. Şöyle size yaklaştırayım. Görüyor musun şu an? Beni görüyor mu? İkimizi birden görsün ama. İkiniz birden görüyor. Okey. Peki parlama var mı? Biraz daha mı gelelim? Peki. Parlama var mı? Işıktan parlama yok değil mi ekranda? Tamam. Şimdi burada bir tane SEM yani Support Intermittent Mandatory Ventilation ayarlamışız. Şu test balonunu da kendim alayım bu arada. Burada az önce bahsettiğimiz değerler var. %50 FiO2 ile solutuyorum hastayı. Yanına 560 tidal volüm var demişim. Yani her ne olursa olsun sen basınçla da karşılaşsın. Bunu sıksam da bunun içine 560'ı vermeye çalış diyorum. Ama nereye kadar? Şurada bir de tepe limit belirliyorum. 50 ASV benim maksimum tepe basıncım olmalı. Daha sonrası barotravmaya yol açıyor. Bazı hekimler bunu hastanın durumuna göre daha farklı ayarlayabilir. Bu daha çok hekim kararında olan bir şey. Ama hasta sürekli maksimumla gidiyorsa bir sorun var demektir. Onu göz ardı etmemek gerekiyor. Kaçıncı dakikadayız bu arada? 30. dakikada video duracak muhtemelen. 19. Tamam. 11 dakikamız daha var. Şurada alarm limitlerini biraz genişleteyim. Ben bunu sıktıkça bu bana alarm verecek. Nerede kalmıştık? Tidal volümde. 560 tidal volümde. Ne olursa olsun bana ver diyorum. Ama hangi basınçlarla? Bu basınçlarla. Daha fazlasını verebilir mi? Evet verebilir. Bir zorlukla karşılaşırsa bu tepe basıncı yükselecektir. Hemen bir zorlukla karşılaştırın ventilatörü. Bakalım vermeye çalışacak mı? Deniyor, olmadı. Biraz daha fazla basınçta deniyor, olmadı. Şimdi biraz daha basıncı arttırdı. Yine olmadı. Çalışacak. Basıncı arttırarak o 560 tidal volümü vermeye çalışacak. Çünkü bu volüm kontrollü bir mod. Volüm garantili bir mod. Basıncı yavaş yavaş gördüğünüz gibi arttırmaya başladı. İşte bu basınç grafiği artmaya başladığında şunu düşüneceğim. Bu tüp tıkanıyor mu? Hasta sekresyonum var. Ne oluyor? Tüp tıkanıyor mu? Bunu değerlendireceğim. Bu grafiği şöyle uzaktan şak diye gördüğünüzde
hastanın tüpü tıkanıyor mu onu okuyabiliyor olmanız lazım. Hangi grafiği? Basınç zaman grafiğini. Niye? Buraya bir basınç uygulanıyor ve o basınç bir şekilde o tidal volümü sağlamıyor. Bırakalım sağlasın o tidal volümü ve basınçlarımız normal seviyeye insin. Bir sonraki ayarımız neydi? T inspirium. İnspirium'un süresi. Burada ne yapacaktık? İnspirium süresini ayarlayarak 1'e 2 oranını sağlayacaktık. Şurada inspirium'a tıkladığımda şurada IE diye bana veriyor. Şöyle sağa sola oynadığımda bakın değişiyor. İnspirium süresini belirlemek benim inspirium expirium süremi ayarlıyor. Ve sıklıkla bu 1'e 2'dir. Tabii hekim başka bir tedavi protokolü uygulamadıkça. Bu illa bu olacak diye bir kaide yok. Ama her frekans değiştiğinde bu inspirium expirium oranı da benim ayarladığımdan farklı olarak değişeceği için mutlaka frekans değişimlerinde inspirium expirium doğru mu kontrol ediyorum. Bir sonraki değerim ne? Frekans. Dakikada kaç solunum alacağını belirlediğim değer frekans hız demek. Pip expirium sonuna vereceğim basınç pip değerini de burada görüyoruz bakın. Şu en alttaki dalga bizim pip boyutumuzu gösteriyor. Diğeri de ASV basıncı. Şu an 20 atmosfer basıncıyla 560 tidal volüm verebiliyor. Ama hasta olarak küçük bir soluk verirsem bu verdiğim soluklar da bu 12 ASV ile destekleyecektir. Rampadan bahsetmiştik. Rampayı niye gösteremiyoruz, göremiyoruz diyeceksiniz. Burada diğer değerleri de ekliyor zaten. Mesela burada rampa süresini ekliyor 0.20 saniye. Daha farklı notlara girdiğimizde daha farklı şeyler, tetik mekanizması vesaire bunları da göreceksinizdir. Ama konuyu karıştırmamak adına pas geçiyorum. Bir moddan daha bahsettik. CPAP modu. Hemen CPAP moduna geçelim. CPAP modunda bakın frekans ortadan kaldırıyor. Dakikada kaç kez soluyacağını hastaya bırakıyor. Şu an hiç soluk vermiyor. Ta ki ne zamana kadar? Hasta kendisi soluk verinceye kadar. Eğer hasta kendisi soluk vermezse cihaz da soluk vermeyecektir. Burada yalnızca FiO2, PIP ve ASV'yi belirliyoruz. Hastayı maskeyle ya da ekstübasyon öncesi, entübasyon tüpüyle, trakeostomiyle bu modda solutabiliriz. Tabii ne zaman hastanın şuuru açıksa ve kendi solunumu varsa, bazen hasta yorulabilir ya da sedasyonu atamayabilir. Solumuyorsa eğer hasta mutlaka bu grafiği ya da hastayı takip edip yeniden SNV ya da farklı bir moda geçirmek gerekebilir. Onun dışında başka modlardan bahsetmiştik. Nedir mesela burada daha fazla mod diyelim. IPP olmaz. Bunu da şu an sanırım çok fazla burada bir flow akış hızına göre belirlediğimiz mod var. Onun dışında da çok fazla basınç kontrolü mod yok sanırım bunun modülünde. Mekanik ventilatöre dair söyleyeceğim şeyler bugünlük bu kadar. Burada bazı değerleri bilmeniz size mekanik ventilatörü nereden öğrenmeye başlayacağınızı gösterecektir. O ilk başta grafik çok önemli. Bir solunum fizyolojisi çok önemli. Solunum fizyolojisi üzerine değinebilecek çok şey var. Ama 30 dakikaya sığdırabildiğimiz bunlar umarım faydası olmuştur, faydalı olmuştur. Kamera ne derece kayda girdi, montajda ne kadar yakınlaşabileceğim bilmiyorum. Dediğim gibi umarım faydası olmuştur. Sorularınız varsa yine yorumlardan atabilirsiniz. Eğer sorularınıza videoyla cevap verebileceksem ya da yorumla cevap verebileceksem mutlaka cevap veririm. Ama bu çok derin bir konu. Böyle bir noktasına değindik hemşirelik takibi açısından. Üzerine araştırma yapmanızı tavsiye ediyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın ve kanala abone olmayı, kanalı arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Neden? YouTube bizi ön plana çıkarmaz. İçeriğimizin hitap ettiği kitle çok dar. Sağlıkçılara hitap ediyor. Biz elden ele yayılacağız ve sosyal medyada, dijital medyada hemşireler ileride çok güçlü olmak zorunda. Bu uygulamalar açısından değil, kendi tartışma programlarımız olmak zorunda. Klasik medyada çok yanlış anlaşıldık. O doktorun alnını terini silen ya da tansiyon ölçüp serum takan hemşireler, serviste dedikodu yapan hemşireler olarak anlaşıldık. Bütün dizilerde, televizyonlarda bize anlattıkları şey buydu. Gerçekten ne iş yaptığımızdan kimsenin bir haberi yok. Herkes de ona göre saygı duyuyor, ona göre maaş verelim moduna yatıyor vesaire vesaire. Bunların tamamen aşılması için ve kendi prestijimizi, kendi saygınlığımızı ortaya koymak için geleceğin medyası, dijital medya, orada mutlaka güçlü olmak zorundayız. Bugün YouTube var, TikTok var vesaire var ama
bundan 10 yıl sonra, 20 yıl sonra televizyon dediğimiz icat kaset çalar, plak çalar gibi vintage bir alet olacak. Onun yerine belki hologram olacak. Belki 20 yıl sonra bu YouTube videolarını holograma çevirecekler. Böyle evinizin ortasında ben canlanacağım ve bunu anlatacağım. O yüzden dijital medyada hemşirelerin güçlenmesi çok önemli. Kanalı arkadaşlarınızla paylaşmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Konuşamadım. Desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın.